Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları trigonometri soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Trigonometrik denklemler 17. testteyiz. İlk sorumuz sin 2x eşittir cos x denkleminin 0-2 pi aralığındaki çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Arkadaşlar sol tarafı yarım açı formülü açalım. Kosinüs x'ler sadeleştirebiliriz ama bunun da sıfır olabileceğini bir kenara yazacağız. Bu da bir kök olabilir sonuç olarak. Sıfır verdiğimizde her iki tarafı sağlıyor. Sadeleştirdiğimizden dolayı şurası 1 oldu. Dolayısıyla sinüs x 1 bölü 2. Sıfırla 360 aralığındaki köklerini soruyor. Kosinüsün sıfır olduğu yerler nereler arkadaşlar? Y ekseni yani 90 derece ve 270 derecede kosinüs sıfırdır. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu açı 30 derece var bir de 150 derece var. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı arkadaşlar Ceyhan 4. İkinci sorumuzdayız. Kosinüs x eksi sinüs x eşittir. Kök 2 kos 3x. Denklemin en küçük pozitif kökü kaç radyandır diyor. Arkadaşlar bu soruda öncelikle her iki tarafın bir karesini alalım. Ne oluyor? Kosinüs kare x eksi 2 kos x sin x artı sinüs kare x eşittir. 2 kos kare 3x. Kos kare x artı sin kare x 1. Burası da sinüs 2x. Arkadaşlar artı 1'i diğer tarafa eksi olarak atıyorum. Burada da eksi sinüs 2x kalsın. Sağ taraf ne oldu? Artı 1'e eksi 1 olarak attığımızda. 2 kos kare 3x eksi 1. 2 kos kare 3x eksi 1 yarım açı formülünden kosinüs 6x'tir. Sinüs de eksiyi içeriye aktarabiliriz. Her iki tarafın aynı olması açısından trigonometrik denklemi çözerken bu açıyı 90'a tamamlıyorum. Birbirlerini 90 derece tamamlayan açıların sinüs ve kosinüsleri eşittir. Kosinüs 90 artı 2x. Kosinüs 6x. Şu an denklemi çözmeye başladım. En küçük pozitif kökü arıyoruz. 6x eşittir. 90 artı 2x artı 360k. Bir de 6x eşittir. Eksi 90 eksi 2x artı 360k diyebiliriz. Arkadaşlar 2x'i sol tarafa eksi olarak attık. 4x. Bunu radyan olarak yazalım. Pi bölü 2 artı 360k'da 2k pi. 4'e böldüğümüzde pi bölü 8 artı k pi bölü 2. Arkadaşlar en küçük pozitif kökü bize soruyor. Diğer çözümü yaptığımızda daha büyük kökler geldiği için ikinci sorumuzun cevabı pi bölü 8 yani Bursa oluyor. Üçüncü sorumuzdayız. 4 sin küp 3x eksi 4 kök 3 sin kare 3x eksi 3 sin 3x artı 3 kök 3 şeklinde bir ifade var. Ve bu ifade çarpanlara ayrılmalı öncelikle. Denklemi kökünü bulmadan önce. Denklemi biraz düzenlemeliyiz. Şu altlarını mavi ile çizeyim. İki ifadeyi sinüs 3x parantezine alıyorum. Burada 4 sinüs kare 3x kalıyor. Sinüs 3x alınca burada da eksi 3 kalıyor. Devam ediyoruz. Şu yuvarlak için aldım. İki ifadeyi de kök 3 parantezine alıyorum. Hatta eksi kök 3 parantezine alıyorum. 4 sin kare 3x. Kök 3'ü aldığımızda eksi 3 kalıyor. Bakın hala iki ifadede ortak olan terimler var. 4 sin kare 3x eksi 3 parantezine alırsak sin 3x eksi kök 3 olduğunu görüyoruz. Burada iki tane değerde sıfır olmalı. Sin 3x kök 3. Evet bu bir denklem olarak sin 3x kök 3 olursa bu 0 olur. Ama sin 3x kök 3 olamaz. Çünkü birden büyük. Burada çözüm küresi boş küme. Burada ise
4 sin kare 3x eksi 3 sıfıra eşitse sin kare 3x 3 bölü 4. Dolayısıyla sin 3x kök 3 bölü 2 ya da eksi kök 3 bölü 2 olabilir. Sinüsün kök 3 bölü 2 olduğu açı kaç derece arkadaşlar? 60 derece. 3x 60 olursa x de 20. En küçük açıyı sorduğu için çok uzun denklem çözümü yapmamıza gerek yok. Üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan. Dördüncü sorumuzdayız. Sekant 3x eşittir 2 denkleminin kökler toplamı kaç derecedir diyor. Sekant ne demek arkadaşlar? 1 bölü kosinüs. Dolayısıyla kosinüs 3x 1 bölü 2. Kosinüsü 1 bölü 2 çıkan açı kaç derecedir? 60 derece olabilir. Artı 360K. Bir de kosinüsü denklemlerde bunun negatifini eşitliyoruz biliyorsunuz. Eksi 60 olabilir. Artı 360K. 3'e böldük. 20 artı 120K. 3'e böldük. Eksi 20 artı 120K. Bize 0 ve 180 aralığında köklerini sormuş. K'ya 0 verirsek 20 derece, 1 verirsek 140 derece. K'ya burada 1 verirsek 100 derece. Arkadaşlar 140, 100, 240, 20 daha 260 derece. Yani 4. sorunun cevabı Deniz. Beşinci sorumuzdayız. Cos kare x eksi 2 cos x artı 1 denkleminin 0, 360 aralığında kaç kökü vardır? 0 açık aralık. Bakın bu ifade kosinüs x eksi 1'in parantez karesine eşit. Birincinin karesi çarpımlarının katı ikincinin karesi. O zaman da kosinüs x'in 1 olması gerektiğini görüyoruz. Birim çemberden bakarsak kosinüsün 1 oldu arkadaşlar. Ya 0 derece ya da 360 derece olması lazım. Ve 0'da eşitlik olmadığına göre sadece 2 pi radyan yani 360 derece bunu sağlayabilir. Dolayısıyla 5. sorunun bir tane kökü var. Cevabımız Adana. Altıncı sorumuzdayız. Kök 3 tanjant x eksi kotanjant x eşittir. Kök 3 eksi 1 denkleminin en büyük pozitif kökü kaç radyandır diyor. Arkadaşlar kök 3'lü ifadeleri bir yere topluyorum. Kök 3 tanjant x eksi kök 3. Kök 3'ü sol tarafa attım. Eksi cot x'i de artı cot x olarak bu tarafa atıyorum. Ve kotanjant x neye eşitti? 1 bölü tanjant x. Bu şekilde de yazıyorum. Devam ediyorum. Sol tarafı kök 3 parantezine aldım. Tanjant x eksi 1. Burada da pay da eşitledim. Yani şunu tanjant x'e genişlettim. 1 eksi tanjant x bölü tanjant x. Her zaman yaptığımız bir şey yapıyoruz. Bu iki ifadeyi sadeleştirebiliriz. Ama buranın da 0 olabileceğini unutmayacağız. Yani tanjant x kaç olabilir arkadaşlar? 1. 1 bölü tanjant x kök 3'e eşit oldu. Yani tanjant x neye eşit oldu arkadaşlar? 1 bölü kök 3'e. Şimdi tanjantın 1 olduğunda denklemin çözümü 45 artı 180k'dır. Biliyorsunuz tanjant denklemlerde 180k ekliyorduk. İlk kökü 45. 1'i yazarsak 225. 360'a kadar olduğu için buradaki kökler bitti. Tanjantın 1 bölü kök 3 olduğu açı 30 derecedir veya 210 derece olur 180 eklediğimizde. En büyük kökünün soruna göre 225 derece. Bunu da radyan cinsinden değil arkadaşlar 5 pi bölü 4'tür. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı Bursa. 7. sorumuzdayız. Sinüs 3x artı pi bölü 3 eşittir kök 3 bölü 2 denkleminin en küçük pozitif kökü aşağıya gelen hangisidir diyor. Radyanı dereceye çevirelim. Sinüs 3x artı 60. Kök 3 bölü 2 olan kaç derecedir arkadaşlar? Sinüs 60 derecedir. Dolayısıyla 3x artı 60 60'a eşit olabilir. Artı 360k. Ya da sinüsü denklemlerde bütünlerine eşit oluyordu. Yani 120 derece artı 360k. Şurada 60'lar gitti. 3'e böldüğümüzde x eşittir 120k bunun genel çözümü. Burada 60'ı çıkarırsak 3x eşittir 60 artı 360k. Bir de 3'e böldüğümüzde 20 artı 120k.
Bunun genel çözümü de bu. En küçük açıyı pozitif köküsü olduğu için burada en küçük 120 derece olur. Burada en küçük k'ya 0 verirsek 20 derece olur. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 20 derece. 7. sorumuzun cevabı radyan cinsinden pi bölü 9. Yani bolu oluyor. 8. sorumuzdayız. Cos x eşittir sin 2x denkleminin en küçük pozitif kökü kaç radyandır diyor. Arkadaşlar sinüs 2x'e yarım açı formülünü açtık. 2 sin x cos x. Cos x'leri her iki taraftan sadeleştirebiliriz. Cos x'in 0 olduğunu bir kenara yazdık. Burası 1 oldu. Sinüs 2x de pardon sinüs x de 1 bölü 2 eşit oldu. Kosinüsün 0 olduğu açılar biliyorsunuz 90 ve 270. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu açılar 30 ve 150. Bize en küçük kökünü sorduğuna göre en küçük pi bölü 6 olmaktadır. 8. sorunun cevabı arkadaşlar bolu. 9. sorumuzdayız. Tanjant x eşittir 4 denkleminin eksi 180 ve artı 180 aralığında kaç kökü vardır? Biz tanjant x'in 4 değerinin hangi açı olduğunu bilemeyiz. Ama şöyle bir durum var. Birim çember üzerinde tanjantın pozitif olduğu birinci bölge ve üçüncü bölge var. Yani buralarda birer açının tanjantı 4'tür arkadaşlar. Eksi 180 ve artı 180 aralığı bir kere çemberi tam olarak tur atmak demektir. Dolayısıyla da iki köke de denk gelecektir. Yani bir üçüncü bölgede bir de birinci bölgede tanjantın 4 olduğu yere denk gelecektir. 9. sorumuzun cevabı dolayısıyla bol arkadaşlar. İki tane kökü olacaktır. Birinci bölgede ve üçüncü bölgede tanjant 4 olabilir. 10. sorumuzdayız. 1 eksi kot x, 1 bölü 1 eksi kot x artı 1 bölü 1 artı kot x eşittir 3. Arkadaşlar bu soruda kotanjantları açarsanız denklemin çözümünü gereksiz yere uzatırsınız. Payda işte 1 artı kot x, 1 eksi kot x ile. 1 artı kot x ve 1 eksi kot x'i toplarsak üst taraf 2 olur. Alt tarafta 1 eksi kotanjant kare x olur. Eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yaptık. 2 eşittir 3 eksi 3 kot kare x. Dolayısıyla 3 kot kare x eşittir 1. Kotanjant kare x eşittir 1 bölü 3. Kotanjant x ya 1 bölü kök 3 ya da eksi 1 bölü kök 3. Kotanjantın 1 bölü kök 3 olduğu açı arkadaşlar 60 derecedir. Artı 180K biliyorsunuz. Buradan gelebilecek açılara bir bakalım. 60 olabilir. 240 olabilir. Denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Dikkat ederseniz 4 pi bölü 3 240 derece eşittir. Dolayısıyla diğer çözüme bakmamıza gerek kalmadı. 10. sorumuzun cevabı arkadaşlar C. 11. sorumuzdayız. Sinüs x artı kosinüs x denkleminin 0, 360 aralığındaki çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar burada iki değerdeki açılar ikisi de aynı. Yani ikisi de x. Kare alarak çözüm yapılabilir. Ama zaten eksenlerde olacağı, yani eksenlerdeki açılardan biri olacağı 0, 90, 180 gibi belli, aşikar. Onun için çok uzun çözüm yapmak yerine seçeneklere giderseniz daha rahat çözersiniz. Örneğin A şıkkında 0 dereceyi koyduk. Sinüs 0, 0, kosinüs 0, 1 sağlıyor. 180 derece sinüs 180, 0, kosinüs 180, eksi 1 sağlamıyor. Dolayısıyla 180'li olan bütün şıklar gitti. Bolu veya denizi. 0 dereceyi koyduğumuzda sağlamıştı. 90'ı koyalım. Sinüs 91, kosinüs 90, 0 sağladı. 360 derece sinüs 360, 0, kosinüs 361 sağladı. Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabı bolu. 12. sorumuzdayız. Cos kare ax 2 bölü 3'müş. Denklemin sağlanan 12 tane x değeri varmış. A'nın alabileceği değerler çarpımı nedir? Arkadaşlar kosinüs ax o zaman karekök için alırsak ya kök 2 bölü kök 3 ya da eksi kök 2 bölü eksi kök 3. Biraz önceki tanjantlı denklemde yaptığımız şeye burada da dikkat edelim. Şimdi kosinüsün pozitif olduğu iki bölge var. Birinci bölge ve dördüncü bölge. Burada
Kosinüs değeri kök 2 bölü kök 3 olabilir. X ekseninde. Yine aynı şekilde negatif olduğu da iki bölge var. Burada da eksi kök 2 bölü eksi kök 3 değerine denk gelebilir değil mi? Yani sağ taraftan iki kök, sol taraftan iki kök. Demek ki bir tur attığımızda 4 tane kökü oluyor. Bizim 12 tane kökümüz olması için 3 tur atmamız lazım. X 0 ile 2 pi arasında yani bir tur atabiliyor. O zaman 0, 3x, 3 ile çarpsak 6 pi. Bakın bu 3 tur atar. 12 tane kökü olabilir. Veya eksi 3 ile çarpsak arkadaşlar 0, eksi 3x, eksi 6 pi. Ters yönde 3 tur atar. Orada da 12 tane kök olabilir. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. İkisinin çarpımı eksi 9. Dolayısıyla 12. sorumuzun cevabı Ceyhan. Arkadaşlar çözümlerimizi beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çözümlerimiz devam edecek. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.